İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ı tanıyalım, Şarur ilçesi. Blinken, Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık gününü kutladı. Ermenistan Cumhuriyeti halkının demokratik özlemlerini, egemenliğini ve güvenliğini desteklemeye devam edeceğiz. Kardeşi Anuş Abetyan'ı anlatıyor. Anuş, onurlu bir şekilde şehit düştü, bu bizim için bir teselli. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Simon Tarunyan ile röportaj. Avrupa Parlamentosu üyesi Cintia Banfrisco, Azerbaycan'ın uyguladığı işkence atıfta bulundu ve Avrupa Birliği'nden diplomatik bir çözüm talep etti. Batı Ermenistan'ın Malatya'daki mağaraya kimse giremiyor. Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü vesilesiyle Japonya'da bir Ermeni kültürü festivali düzenlendi. Batı Ermenistan'ın Şarur ilçesi idari olarak Büyük Ermenistan'ın Ayrarat eyaletine dahil edildi ve 20. ilçesi olarak kabul edildi. Şarur 5. yüzyıla kadar Ermeni kralların mülküydü. Arap egemenliğinden kurtulduktan sonra Ermeni kralı Sımpat 1. Bagratuni Şarur'u Sünyat preslerine armağan etti. Tatar, Mongol ve ardından Türkmen boylarının fetihlerinden sonra Şarur, Nahiçevan Hanlığı'nın bir ilçesi olarak Pers egemenliği altındaydı. 1828'de Doğu Ermenistan Rusya'ya katıldıktan sonra Şarur, Nahçıvan'ın diğer ilçeleriyle birlikte Rusya'nın oluşturduğu Ermeni bölgesine ardından 1849'da Yerevan eyaletine girdi. Nahçıvan'ın Sovyetleştirilmesinden ve 1924'ten özerk cumhuriyet olarak kurulduktan sonra 1930 yılına kadar 1316 km² alana sahip tarihi ilçenin topraklarına Şarur bölgesi 1930-1966 yılları arasında Noraşen adı verildi. 1966 yılında İliç bölgesi olarak yeniden adlandırıldı. İlçenin toprakları ve yerleşim yerleri batıda Araks Nehri, doğuda Vayatsor, güneydoğuda Nahçıvan ve kuzeyde Vostan ilçeleri ile çevrilidir. Şarur hakkında tarihi kaynaklardaki en eski tanıklıklardan biri Movses Horenatsi'nin hikayesidir. Şarur'un tarihi ve mimari eserlerinin çoğu 19. yüzyıla kadar yok edildi. Geriye kalan ayakta ve yarı hasarlı yıkık anıtlar 1950'lere kadar kademeli olarak tahrip edildi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Doğu Ermenistan'ın bağımsızlık günü münasebetiyle bir tebrik mesajı gönderdi. Mesajda özellikle şöyle deniyor: Amerika Birleşik Devletleri adına bağımsızlık gününde Ermenistan Cumhuriyeti halkına en iyi dileklerimi sunuyorum. Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını ilan ettikten 30 yılı aşkın bir süre sonra Ermenistan Cumhuriyeti'nin demokratik değerlere bağlılığının yanı sıra ülkede insan haklarının, hukukun üstünlüğünün, ekonominin ve adalet alanının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi olarak bağlılığını gördük. Ortak değerlerimizi barındıran bu alanlarda Ermenistan Cumhuriyeti ile işbirliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti halkının demokratik özlemlerini, egemenliğini ve güvenliğini desteklemeye devam edeceğiz. Bölgede daha fazla istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları destekleme konusundaki istekleriniz için teşekkür ederiz. Son saldırılarda yaşanan can kayıpları için taziyelerimizi iletiyor ve çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesi için sizinle ve diğer taraflarla birlikte çalışmaya kararlıyız. Ermeni halkına refah ve barış diliyorum. Azerbaycan'ın 13 Eylül'de başlattığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki Anuş Abetyan'ın 16 yaşında bir kızı, 15 ve 4 yaşında oğulları var. Anuş, Armavir bölgesinin Mırkaşet köyünde doğdu. Evlendikten yıllar sonra ailesiyle birlikte Yerevan'a, bir yıl önce de Cermuk'a taşındı. O sırada silahlı kuvvetlere sözleşmeli asker olarak katıldı ve Cermuk askeri birliğinde görev yaptı. Mırkaşet köyü muhtarı Marat Hovanisyan bilgileri Haygagan Jamanak adlı gazeteye aktardı. Ağabeyi kız kardeşinin reşit çocuklarının şimdilik onun bakımında olduğunu ifade etti. Ayrıca Anuş'un Cermuk'ta yaşadıktan sonra en sevdiği mesleği yapmaya karar verdiğini, daha yüksek bir askeri eğitim almayı hedeflediğini söyledi. Anuş Abetyan hizmet görevini sonuna kadar yerine getirerek kahramanca şehit düştü.
Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenek Abrahamyan, şehit düşen Anuş Abedyan ve askerlerin ailelerine ve yakınlarına taziyelerini ileterek Anuş'un Batı Ermenistan'ın ruhunu taşıyan gerçek bir Ermeni olduğunu kaydetti. Ermeni bir kadın savaş meydanında kahramanca şehit düştü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkan Yardımcısı Simon Daronyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'deki yayınında Batı Ermenistan Parlamentosu tarafından 28-30 Eylül tarihleri arasında Yerevan'da düzenlenecek olan bilimsel konferansın ayrıntılarını sundu. Önemi ve tartışmaya konu olan ana konulardan bahsetti. Buna ek olarak Daronyan, 13 Eylül 2022'de Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı ve askeri personelin yanı sıra sivilleri ve gönüllüleri öldüren ağır bir insan hakları ihlali olarak nitelendirdiği savaşa da atıfta bulundu. Azerbaycan'ın saldırganlığını kınayarak tüm Ermeniler arasında birlik çağrısında bulundu. Avrupa Parlamentosu üyesi Cynthia Banfriska şu açıklamalarda bulundu. Bugünlerde ateşkesin ardından Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne yönelik saldırganlığına karşı Avrupa'nın sessiz kalması, çatışmalar sırasında yaşananlara suç ortağı olmamalıdır. Ermeni kadın askerlere yönelik şiddet ve işkence gibi suçlara ilişkin tanıklıklar, videolar ve görüntüler cepheden bize ulaşıyor ve bunların kurumlarımızın soruşturma komisyonları tarafından derhal doğrulanması gerekiyor. Avrupa'nın Ermeni demokrasisini daha az değerli olarak değerlendirmek istediğini düşünmüyorum. Nancy Pelosi'nin Ermenistan Cumhuriyeti'ne Armenosit soykırım anıtına yaptığı ziyaret, bu durumda da gerçeği söyleme cesaretine ihtiyacımız olduğunu açıkça anlamamızı sağlıyor. Ermenistan Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz siyasi ve ekonomik alanın çok ötesine geçiyor. Gerçekten de ortak kültürel köklerle düşüncelerimizin dayandığı Hristiyanlığın temelleriyle, tüm bireylerin eşit saygınlığa sahip olduğu bir dünya talebimizle bağlıyız. Bu nedenle Avrupa Birliği'nden hedefi herkes için istikrarlı ve kalıcı barış olacak diplomatik bir çözüm bulunmasını talep ediyoruz. Batı Ermenistan'daki Malatya'nın Akçadağ ilçesinde halk arasında korku mağarası adı verilen 1750 rakımlı 80 metre derinliğindeki mağara korkutuyor. Kurt, tilki, kirpi, yarasa gibi birçok yaban hayvanı türüne ev sahipliği yaptığı ileri sürülen ve yaklaşık 3 kilometrelik zorlu bir yolculuğun ardından ulaşılabilen mağaranın dibini ise bugüne kadar gören olmadığı ifade ediliyor. Mağara 80 metre derinliğinde. Dar bir girişten sonra iki büyük galerisi olan mağarada çeşitli yaban hayvanları yaşıyor. Mağaradaki gizem ve yabani hayvanlardan dolayı vatandaşlar ziyaret etmeye korkuyor. Ulaşımı bölgedeki sarp yapı nedeniyle oldukça zor olan mağara turizme kazandırılabilir. Bu yapılabilirse ilçe için önemli bir nokta olabilir. Japonya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin desteğiyle 18 Eylül'de Fukushima eyaletinin Minamiadzu kentinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlık günü ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıl dönümüne adanan bir Ermeni Kültür Festivali düzenlendi. Festival kapsamında Ermeni ve Japon mübadelelerine yönelik bir konserin yanı sıra Ermeni tarihi, turizmi ve kültürü ile ilgili çeşitli materyaller Japonya'ya ithal edilen Ermeni ürünleri sunuldu. Etkinliğin ardından belediye tarafından düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Arek Ovanisyan bir konuşma gerçekleştirdi. Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi 12-13 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı saldırı koşullarında etkinliğin ertelenmesi daha uygun olduğunu ancak Azerbaycan'ın eylemlerinin Ermeni kültürünü de ortadan kaldırmaya yönelik olduğu dikkate alındığında yukarıda belirtilen festivalin Azerbaycan'ın amaçlarına ve Ermeni karşıtı politikasına karşın yapılması gerektiğini kaydetti. Batı Ermenistan, Japonya'nın attığı bu adımı olumlu değerlendiriyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Garip Akber adlı eseri sunuyoruz. Garip Akber
Ali Mehrtur Buk Boranin Ur Kertas. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.